Hoş geldiniz dostlarım. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün Dyson Küresi programı oynayacağız. Evet, bilmeyen dostlarımız için söyleyeyim. Şimdi olmasa bile, bizler asla göremeyecek olsak bile, yüzyıllar sonra, bizden sonra gelen nesiller, eğer teknoloji konusunda başarılı olurlarsa, yıldız sistemindeki yıldızdan enerji üretebilecekler efendim. İşte bu yapılara, enerji üretebileceğimiz yapılara Dyson küresi deniliyor. Bu oyun henüz yeni deneyimleyeceğim bir oyun olacak. İlk defa gireceğim sizlerle birlikte, ilk defa göreceğim her şeyi. Bu yüzden biraz yavaş olabilirim ama heyecanlıyım. Factorio seven dostlarımız varsa oynanış olarak neredeyse aynısı. Oyundaki ana amacımız Dyson küresini kurmak. Çok güzel bir introsu var. Bu yüzden lafı fazla uzatmıyorum. Direkt oyunumuza başlıyorum. Şöyle bir 20-25 dakika bakalım. Daha önce görmemiş olan dostlarımız varsa da görmüş olurlar. Burada efendim ne diyor? Cluster Seeds, Cluster tohumları diyor. Number of Stars. 64 tane yıldızımız var. Ve kaynak bölünmesi diyor. Ben bunu 2 yapıyorum. Burada yıldız tiplerimiz var. Nötron yıldızımız var. Ayrıca bir tane de kara deliğimiz var. O şu anda bizi ilgilendirmiyor. Evet, bakalım hidrojen ve helyum zenginliğini yaşayabilecek miyiz? Lafı fazla uzatmıyorum. Direkt start game diyorum. Random olarak böyle bir bölgede başladık. Hadi bakalım. Harika görünüyor. Welcome to the actual universe. You may find it's different from our homeland. Yani bizim evimizden daha farklı olarak buraya görebilirsin ama yakın zamanda bu fizik kurallarını halledeceğiz. Ben sana rehberlik yapacağım oyun boyunca. Hiç merak etme diyorum. Buradaki her şey senin. Bu Dyson küresinin öncülüğünü yapıyorsun. Adım adım bu cluster'ı keşfedeceksin, bu bölgeyi. Ana amacımız bu gezegene iniş yapıp Dyson küresini kurmak için yeterli kaynakları toplamak. Yanımızda da bir tane gaz devi var. Acaba onu da kullanabiliyor muyuz? Çok güzel görünmüyor mu ya? Now you are about to reach the designated planet. Şimdi gezegene ulaşmak üzereyiz. Şöyle aydınlık bir yere geçelim de gözümüz gönlümüz bir şeyler görebilsin. Dediğim gibi arkadaşlar, ilk defa giriyorum ben. Hani o yüzden demeyin hani daha önce oynamadım mı gibisinden. Evet, oynamadım. İlk defa. Aha. Bu Icarus. Endüstriyel bir meka kendileri. Mouse ya da klavye tuşlarıyla hareket ettirebiliyorsunuz. Yıldızların ötesine geçerek mucizeler yaratabiliyorsun diyor. Yaratabilirsin bu meka ile. Şimdi de bizimle birlikte belli bir kaynak gönderdiler. O kaynağı çözeceğiz arkadaşlar. You can use the same operation to collect resources such as trees, gravel, etc. In the meantime,
Hold down shift and right click to give a series of commands. Seri olarak emir vermek istiyorsan diyor. Shift tuşuna basılı tutuyor ve aynı şekilde diyor kaynak çıkarmayı buradaki bütün kaynaklar üzerinde de aynı şekilde kullanabilirsin diyor. İ'ye basarak burada kendi inventory'mizi görüyoruz. Şu anda mesela hidrojen fuel'ımız var, hidrojen yakıtımız var, demir ingotumuz var, magnetimiz var ve bakır ingotumuz var. Copper. Aynen. Mesela deneyelim. Buradan ben bir ağaca komut veriyorum. Bir de buraya veriyorum. Bakın gördünüz mü? Şu şekilde. Gördünüz mü? And hold down the right mouse button. Drag to roll the angle of view. Press N key to point to the front to the North Pole. In the planet view mode, slide the mouse wheel to enter the star map mode. Yet you have not unlocked the construction menu. Burada da yıldız haritamız var arkadaşlar. Şu anda tek bir yıldız sistemindeyiz. Ne varmış burada? G tipi bir yıldızımız varmış. İki tane bir gezegen planet lava var. Bir de planet Gobi var. Ne diyor? Drive engine lazım diyor oraya erişmeniz için. Ay çok heyecanlı değil mi ya? Burada da teknoloji ağacımız var arkadaşlar. O kaynak üretsin öyle dursun orada. Teknoloji ağacımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Önceliğimiz neymiş efendim? Elektromanyetizm. Burada nelerimiz varmış? Wind turbin var. Rüzgar türbinleri olsun. Tesla Tower olsun. Bu yapmış olduğumuz jeneratörleri birbirine bağlamak için, enerji dağılımını yapmak için. Ve aynı zamanda mining machine var. Bizim için önemli olan bu. Şimdi ben düşünüyorum acaba oyunun başında iki tane mi mine yapsam? Şu anda aktif dedim ve bana diyor ki kardeşim diyor senin magnetik coil'e ihtiyacın var diyor. Hemen buradan açıyoruz. If it is depleted, the activities will be restricted. You can click the mecha panel button at the bottom right of the screen to open the mecha panel and resupply fuel into the fuel chamber. Mekamızın enerjisi tükeniyor arkadaşlar burada. Buraya fuel koyabilirsiniz. Mesela ben bir tane aldım, koydum. Bakın gördünüz mü? Enerjimiz artmaya başladı. Acaba güneş enerjisiyle artıyor mu? Onu bilmiyorum. Kaçırmış da olabilirim. Şimdi ne yapacaktık? Biz şu arkadaştan yapacaktık değil mi? Magnetic coil'dan yapacaktık. Hemen proceed yapalım. Kaç tane lazımdı? 10 tane. Bakın hemen şurada oluyor. Ne kullanıyor efendim? Magnet. Magnet kullanıyor aynı zamanda. Evet. Onlar ileride işimize lazım olacak. Bu yüzden ne yapacaktık biz? Evet, upgrade yapacaktık. Şu anda upgrade'imiz tamamlandı. Ne yapabiliyoruz efendim? Öncelikle bir enerji sağlamamız gerekiyor ama ondan önce Pick it up from the inventory or select it on gathering of construction menu to build it. Burada ne var acaba bu? Bu demir var. Bize şey lazım yalnız. Heh, tam da burası süper. Burada bakır var, burada demir var. Şöyle yapalım. Enerjiyi buraya kuralım. İki tane de Tesla Tower yapalım. Nasıl? İyi değil mi böyle? Güzel. Ne istiyor efendim?
It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. İlla bana bir tane şey yaptıracak. Evet, bunu yapmak zorundayız. Buraya demir çıkartacağız arkadaşlar. Hemen kuruyorum ben. Gördüğünüz gibi şu şekilde demirlerimiz işlenmeye başladı. Şu şekilde bayağı da hızlı işleniyor. Orlar geliyor bize, demir orları. Gayet hoş. Biz ne yapacaktık? Bir tane daha yapacaktık ama ne diyor? Ha, pardon, replicator kullanacağız onun için. Pardon. Çok özür dilerim. İki tane yapacaktık. Bir tane daha işliyorum. Neden işleyemiyorum? Ay pardon, yanlışlıkla iki tane yaptım. Tamam, neyse. Şuraya da bir tane kuralım. Süper. Güzel. Şimdi ne yapacaktık efendim? Mining yapacaktık. Ne istiyor arkadaş? Süper. Harika gidiyoruz şu anda. Vallahi ilk başlamamıza rağmen gayet iyi ilerliyoruz bence. Evet. Bir tane daha yaptık. Buradan da bakır çıkartacağız. Küçük dronlarımız var. Onlar yapıyor işlemleri. Nasıl yani? Enerji yetmiyor mu? Aa. Nasıl yetmez? Bir dakika. Bunu nasıl ortadan kaldıracağım? Benim bildiğim yetiyor buraya ya. Baksanıza, buradan enerji çekiyor direkt. Çok ilginç. Neden çalışmıyor? Bunu hala çözemedim ben. Bu çalışıyor. Hatta şuradan enerji veriyor direkt. Çözelim bakalım. Tamam. Bir tane daha deneyeceğim buraya. He. Bir dakika. Tamam. Süper. Şimdi kaynak bize resmen akıyor arkadaşlar. Akıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacaktık? Bunları alalım. Aynı zamanda tek tek toplamamız gerekiyor. Bakın, maden üretimi yapılıyor. Ama dediğim gibi Factory'daki gibi böyle geliyorsunuz, tıklıyorsunuz. Bu şekilde almanız gerekiyor. Şimdi bizim bir tane şey ağacımız vardı. Burada upgrade'lerimiz de var. Burada mekamızın şeyi, upgrade'leri bunlar. Bakın, burada korumuzu güçlendirebiliriz mesela. Ne diyor efendim? 20 tane demir spintkot, 20 tane bakır. Onları yaparız. Onlar problem değil. Yap abi, yap. Ne kadar yapabiliyorsan ya. Elimizdeki tüm kaynakları kullanalım.
Bak iyi ki yapmışız. Solda upgrade'imizin şeyini gösteriyor. Şu anda kaynak durumunu gösteriyor. Biraz daha demire ihtiyaç var. Bakalım. Devam edelim. Şuradan hemen makinalardan alalım şeylerimizi. Çünkü mekamızın koru çok önemli. Tamam. Hemen buradan tekrar çıkartmaya devam edelim. Pardon, research kısmı. Şuradan gösteriyor şu kısımda. Şurada kaynak olayını gösteriyor. Biraz daha yapmamız lazım. Boş durmayalım. İyi iyi öğrendik yavaş yavaş. Şu anda research'ümüz tamamlanmak üzere. Bu arada ben hiç Factorio oynamadım. O yüzden pek fazla bir deneyimim yok. Evet şu anda %40 daha enerjimiz oldu mekanın. Enerjisi oldu daha doğrusu. Şimdi ne yapacaktık peki? Enerji... şeyler bitti. Buraya şey koymamız lazım. Yakıt. Yakıt, yakıt. Şimdi... Fuel Chamber bizimkisinin şeyi bu ama buraya ne yazık ki şey koyamıyorum. Ha iyi güneş rüzgar biraz düzeldi sanki. Neyse o kısmı boş verelim biz. Ne yapacaktık buradan? Bu kısımları da boş verelim. Bizim için önemli olan neydi efendim? Burada bakın. Ne üreteceğiz biliyor musunuz? Bunları direkt konveyörler yapıp şuradan gördüğünüz gibi bu konveyörler birbirine bağlayıp seri üretime geçeceğiz. Geçmeye çalışacağız. Şu kısımda göstermesi çok güzel olmuş. Ne ihtiyacımızın olduğu. Mesela 10 tane karta ihtiyacımız varmış. Peki bunu yapmak için ne ihtiyacımız var? Bunlara ihtiyacımız var. Tamam onlardan bol bol var elimizde zaten. Güzel. Her şey otomatik oluyor bu arada. Tamam, okey, o bitti. Şimdi de şeye ihtiyacımız var. Tamam. Önce normal işlemeler tamamlanıyor, sonra diğerleri. Ne yapacaktık burada? Evet. Dediğimiz gibi şu kısımdan birbirlerine bağlayacağız. Orta kısımlara şey koyacağız. Fabrikalar koyacağız. Küçük fabrikalar. Onlar bize ingot üretecek. Evet şu anda upgrade olmaya başladı gördüğünüz gibi. Biraz daha ihtiyacımız var galiba. Şu kısmı tam olarak çözemedim çünkü. Süper. Efendim bakın smelter yapacağız. Smelter direkt metali işleyecek bizi. Anlatabildim mi? Aynı zamanda cam da çıkartabileceğiz. Buradan hemen gördüğünüz gibi smelterlarımız çıktı. Bunları ne yapabiliriz acaba? Onu düşünüyorum ben. Nereye koyabiliriz acaba?
Tam şu kısma koysak iyi aslında. Olur mu böyle acaba? You built a smelter which can smelt basic materials such as iron ingots and copper ingots automatically. Evet. Otomatik olarak copper ve iron ingots'ları üretecek bize. Ama ondan önce benim en beceriksiz olduğum şeylerden bir tanesi conveyor belts'lerden yapmamız gerekiyor. Onun için de ne yapacağız? Tekrar araştırma diyoruz. Bakın burada basic logistic system var. Gördünüz mü? Çark istiyor. Ve yine circuit board istiyor. Hemen sol tarafta gözüküyor neye ihtiyacımız olduğu. Çarka ihtiyacımız var. Sadece şu anda çarka ihtiyacımız var yapmak için. Olayı çözdünüz değil mi? Bakın gayet basit. Bak ben ilk defa girdim arkadaşlar. Az buçuk bir şeyler yapabildim. Pek fazla kafa karıştırıcı bir şey yok yani. Şu anda oluyor. Evet şu anda şeylerimiz oldu. Bakın burada Universe Exploration var. Gördünüz mü? Bunlar Planetary System. Gezegensel keşif şeyimizi genişletiyor. Çok şey var ya. Oyunda çok şey var. Hani günlerinizi, aylarınızı harcarsınız bu oyunla. Which can achieve full automation. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine. Şimdi bakın burada bu olay nasıl oluyor biliyor musunuz? Önce şuradan bir çıkışları sağlayalım. Ya da ışığın gelmesini mi bekleyelim? Bence ışığın gelmesini bekleyelim biz. O esnada ne yapalım? Ya da yapalım ya. Hani sizin için söylüyorum ben. Daha iyi görürsünüz diye. Bakın burada konveyörlerimiz var. Gördünüz mü? Gayet basit. All you need to do is determine the starting point and the end point of it. In addition, use the up arrow key to lift up one level and use the down arrow key to drop down one level after the conveyor belt is lifted. Press keypad 0 to reset the construction height of the conveyor belt. Bakın, klavyenizin klasik yön tuşlarıyla bunu böyle yükseltebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi botlarımız çıktı. Ne diyor? Çark ve demire ihtiyacımız varmış. Hemen bakalım. Yapsınlar abi. Enerjimiz şey. Bir saniye. Tamam. Şu anda bakın tek tek sıraya girdiler. Gördünüz mü? Not enough items. Ha. Okey. Yeteri kadar kaynak yokmuş şu anda elimizde. Heh. Bunlardan üreteceğiz. Buradan konveyör üreteceğiz aynı zamanda. Burada iki seçenek var gördüğünüz gibi. Components'ler ve Buildings'ler. Otuz tane daha üretecek o. O ürete dursun biz de yapalım.
Şimdi evet arkadaşlar, bunları kurduk. Olayı şöyle bir toparlayacağım sizler için. En son bu konveyörleri yapmıştık değil mi? Buradan demirler geliyordu, demir orları geliyordu. Peki bunu nasıl buradan dönüştüreceğiz? Efendim, bakın ne yapmıştık biz? Sorter yapmıştık değil mi? Bakın bu kısım çok önemli. İyi dinleyin arkadaşlar. Buradan ya şuradan tıklayabiliriz. Yapının üzerine eğer kaynak çıkartmak istiyorsak işlenmiş kaynağı buradan tıklayarak uzatmamız gerekiyor. Eğer bu kaynağı buranın içine sokmak istiyorsak bu kısımdan tıklayıp içeriği uzatmak gerekiyor. Şu şekilde mesela ben buradan gelen demir kaynağını bu yapının içerisine göndermek istiyorum. Hemen burayı tıklıyorum. Şu şekilde bir kapı açıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi içine girmeye başladı ve işlenmeye başladı. Peki işlenme sistemi nasıl oluyor? Tıklıyoruz. Sen diyor ki kardeşim bak diyor. Sen burada ne işlemek istiyorsun diyor. Bu şekilde geliyor size. Buraya basıyorsunuz. Ben diyorsunuz ki buradan ne geliyor bize? Demir geliyor. Ben buradan demir işlemek istiyorum. Hemen basıyorsunuz. Otomatik olarak konveyörü bağladığımız için iç kısma girmeye başladı. E peki dışarıya çıkartıp nasıl depolayacağız? Bakın ben buraya bir depo yaptım, storage. Gördünüz mü? Ben şimdi oraya bir konveyör yapacağım ve bağlayacağım. Şöyle. O şekilde olmuyor. Tamam. Ne yapıyorduk efendim? Az önce iç kısmı içe doğru yapmıştık. Şimdi dışa doğru yapacağız bunu. Buraya tıklıyoruz. İki sefer buradan tıklamıştık. Şimdi buradan tıklıyoruz. Hop. Gördünüz mü? Demir şeklinde çıkıyorlar bana. Ne işleniyordu burada? Iron ingot işleniyordu. Değil mi? Hepsi birikti. Yine aynısını yapıyoruz. Gayet basit. Buradan tıklıyoruz. Bu kısma doğru. İçe doğru. Hop. Hemen buradan depomuza geçiyor efendim. Buradan depolanıyor. İşte bu kadar. Aynı şeyi bakırlar için de yapabilirsiniz. Bayağı birikmiş burası. Bunları alayım ben. Onu nasıl yaparız? Onu da şöyle yaparız. Şu şekilde. Ne yapacaktık? Önce dışa doğru aktaracaktık bakırları. Evet. Buradan da içe doğru. Neden olmadı? Hemen şuradan yapalım bir tane. Gayet basit arkadaşlar. Ben bile yapıyorsam siz hayli hayli yapabilirsiniz. Şu anda bize deli gibi kaynak akıyor. Gördüğünüz gibi oyunumuzun mantığı böyle arkadaşlar. Buradan geri kalan artık teknoloji ağaçlarınızla birlikte bir sürü şey yapabilirsiniz kendinize. Bayağı ilerledikçe ilerliyor bu. Ben size çok güzel bir oyun bekliyor, onu söyleyeyim. Oyunun ben size mantığını göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. En azından nasıl bir oyun olduğunu görmüş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.